Bugünlerde tarikat ve cemaatleri çok kızdıran bir dizi var. Dizinin adı Kızıl Goncalar. Kısa sürede çok popüler oldu. Çünkü haberlere konu olan, soruşturmalara konu olan pek çok olayı, pek çok çarpıcı ve acı gerçeği bu dizi işliyor. Yer veriyor sevgili izleyiciler bu meselelere. Tabii o yüzden rahatsız ediyor tarikat ve cemaatleri. Tepkiler peş peşe geldi. Tarikatların devlet dairelerindeki gücünü mercek altına alan dizi tarikat ve cemaatlerin hedefinde açık açık hedef gösteriyorlar. Rütük de inceleme başlattı. İnceleme haberi kurumlarda endişe yaratınca mekan izinleri de bir bir iptal edildi. Yayıncı kuruluşun önünde de bir protesto gösterisi düzenlendi. Sizler sanat adı altında mukaddes değerlerimize ve Müslümanlara saldırmayı alışkanlık haline getirdiniz. Neye inanıp inanmayacağımızı biz biliriz. Şeyh ne derse ona inanırsa sen. Başrolde Özgün Amal ve Özcan Deniz var. Sadece bir bölümü yayımlandı ama bu bile cemaatlerin tepkisini çekmesine yetti. Kızıl Goncalar dizisine tepki gösteren Mil Diyanet Sen üyeleri Fox TV'nin önünde toplandı. İslam'a ve Müslümanlara medya yoluyla savaş açan Fox TV'yi kınamak için geldik. Dizide tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne dikkat çekiliyor. Kendi mensuplarına yönelik baskıcı ve gaddar yaklaşımı gözler önüne seriliyor. Konusu tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidara yakın medya ve cemaatler tarafından hedef gösterildi. İsmail Ağa cemaati Kızıl Goncalar son bulmalı açıklamasıyla dizinin yayından kaldırılması yönünde çağrı yaptı. Evlendirecekler kızı. Ya sen kimsin? Tepkiler sokağa da yansıdı. Dizinin afişlerine saldırı olunca da sette güvenlik önlemleri artırıldı. Rütük de gecikmedi. Diziyle ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Gerekçe olarak da yapılan şikayetleri gösterdi. Küçük bir kızı koruma altına alacağız. Durum acil. Dinimizi, dini değerlerimizi ve din görevlilerimizi tahkir etmeye kalkıştınız. Manevi ilkeli, liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası üyeleri de yayıncı kuruluşun önünde toplandı. Fox TV yöneticilerini ve senaristleri özür dilemeye çağırdı. Bu tür ahlaksız yayınlara senaristlik yapanları İslami hassasiyeti olan tüm Müslümanlardan ve aziz milletimizden özür dilemeye ve yapılan bu yanlıştan vazgeçmeye davet ediyoruz. İddiaya göre dizinin çekim izinleri de ardı ardına iptal edildi. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kamu baskısı ve Rütük incelemesini gerekçe gösterdi. Dizi çekimleri için iki mekana verdiği izni iptal etti. O mekanlardan biri Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bulunduğu Bayrampaşa Medresesi, diğeri de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ve mensupları vakfı binası. Vaktim mekat. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ya yıllardır sayısız şikayet geliyor gündüz kuşaklarıyla ilgili. Rütük bu şikayetleri dikkate almıyor, duyulan rahatsızlığı dikkate almıyor. İşte bu az önce ekrana getirdiğimiz kişilerin ahlaksız yayınlar diye tarif ettikleri ya da kastettikleri şeylerin çok daha fazlası gündüz kuşaklarında var da hiçbir şey yapılmıyor. Pes. Şimdi arka arkaya iki önemli grubun, mağdur grubun sesini duyurmalarına biz de katkıda bulunacağız. Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şubesi'nden bir grup emekli Ankara'ya yürüdü. Geçim sıkıntılarına haykırdı. Bir emeklinin "eşim benden para isteyecek diye evden kaçıyorum" sözleri ise çok çarpıcıydı. Durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Belki de ben bugün sabahleyin çıkar gelirken kendi eşime "al sana bu 5 lira para, vereyim sana da bugün ekmek al da ben gelene kadar vermemişim, vermişsem insan değilim." Yoktur. Böyle bir sefaletin içinde, böyle bir zavallılığın içinde bilmiyorum. Ama saraydaki günlük 10 bin lira oranın sarayının harcamasıdır. Kendi keyfi zevkinedir. Ama 36 yıl
8 ay devlete fiilen hizmet vermişim. 657 devlet memuru olarak şu anda 11 bin lira aylık alıyorum. Sabahleyin yatağımdan kalkmıyorum uykudan. Acaba eşim benden para isteyecek mi? Acaba bir şey isteyecek mi diye. Ben onun yatarken ben evden kaybolup gidiyorum, denize gidiyorum. 1 saat, 2 saat denizin kenarında kalıyorum. Sadece eve geliyorum ki eşim benden para istemesin. Peki ya EYT'liler, emekli olamayanlar? Onların dosyası kapanmadı. EYT'liler söz verildiği halde tutulmayan 500 prim ve kısmi emeklilik haklarının torba yasayla verilmesini istiyorlar. EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi masada bırakılan iki hak teslim edilirse ancak dosyayı kapatacağız dedi. Bir talepleri daha vardı. İnsanca yaşamaya yetecek kadar bir emekli maaşı. Türkiye'de emekli olmak zor. Emekli olunca yaşamak daha da zor. EYT meselesi kökten çözülmedi, dosya henüz kapanmadı. Açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edilmek değil, insan onuruna yaraşır bir hayat istiyoruz. İnsan onuruna, insan onuruna. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekliler bir araya geldi. EYT'liler söz verildiği halde yerine getirilmeyen 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarının torba yasayla verilmesini istedi. Emekli aylıklarının artırılmasını talep etti. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyeti 8 Eylül. Emeklilikte yaşa takılanlar ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi EYT dosyasının neden kapatılmadığını hatırlattı. Emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe ilaveten üçüncü şart olan yaş haddi eklenerek mağdur edilmiştik. Yaş şartı kaldırıldı ama şu an prim mağduru olarak mağdur ettiğimiz devam ediyor. EYT meselesi kökten çözülmedi, dosya henüz kapanmadı. Prim gününü tamamlamak için kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanması yaptı. Ancak Çalışma Bakanlığı sözünü tutmadı. EYT'liler borçlarıyla baş başa kaldı. 99 öncesi hakların tamamının iade edilmemesi sebebiyle emekli olamadıkları için çekilen banka kredileri ile baş başa bırakılmış, zor duruma düşürülmüş, icra ve konuma getirilmişlerdir. Aynı torbada bir taraf verip bir tarafı neden vermiyorsunuz, neden verilmedi? Sonuçta biz bu yıllardır bize söylenen primi karşılığını verdik. Bankadan kredi çektik. 100 milyar ben çektim mesela. Hala bu yasa çıkmadı. Çok zor durumdayız. Bir an önce bu torba kanunla çıkması lazım. Biz 70-80 milyar maaş almıyoruz. 7500 lira gelecek maaş para. Yani onu bile şu an bize çok görüyorlar. Çok bir şey istemiyoruz. Verdiğimiz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Askerlik borçlanması yaptık. Ben kendim taksim vardı. Kendi şahsıma ait onu sattım. Lastikçi iki hakkın teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Bir an evvel masada bırakılan 5 prim ve kısmi emeklilik haklarımızın acilen yasalaştırılmasını talep ediyoruz. Masada bırakılan iki hak teslim edilirse dosyayı kapatacağız. Ant olsun ki asla bir adım atmayacağız. Olunca yaşamak daha da zor diyen lastikçi, emekli aylıklarının da artırılması gerektiğine dikkat çekti. Açlık sınırının altında emekli maaşı olmaz olmaz. Emeklilere büyümeden pay %100'den %30'lara kadar düşürüldü. Açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edilmek değil,